İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından birisi de güvenliktir. Yaşadığımız, seyahat ettiğimiz ya da gitmek istediğimiz yerlerle ilgili araştırma yaparken de bu durumu ön plana çıkarırız. Birçok şeyde olduğu gibi tehlikenin kaynağı da çoğunlukla insandır. Çetelerden onların da yer alır. Ancak kimi çeteler uğradığı haksızlığı savunmak için de kurulur. İşte Türk tarihinin en güçlü çetelerinden biri olan 36 Boys da onlardan biri. Bu videoda 36 Boys tarihine hep birlikte bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 36 Boys Berlin'in Kreuzberg semtinde Türk gençlerinden oluşan bir çeteydi. Daha sonra Avrupa'da ortaya çıktılar. 1990'ları hatırlayanlar bilirler. Televizyonlarda neo-nazilerin Almanya'da yaşayan yabancılarına yönelik yaptığı saldırı haberleri eksik olmazdı. Özellikle Berlin'de yaşayan Türkler de bu saldırılara maruz kalan kitlenin içerisinde kalmıştı. Bu can sıkıcı olaylar sırasında kendini saldırılara karşı savunmak isteyen birçok sokak çetesi oluşmaya başladı. Aralarında Türk çetelerinin de bulunduğu bu oluşumlardan en kalabalık ve ünlü olanı Kreuzberg'teki 36 Boys adlı çeteydi. Daha sonra bu çete o kadar çok büyüdü ki farklı insanlar da dahil oldu. Çetenin etkin olduğu genişledi. Günümüzde ise eskisi kadar ırkçılık olmadığından sayıları azalmıştır. Çete 1980'lerin sonundan 1990'ların ortalarına kadar aktifti. Çetenin ismi aslen 2003'te emekli bir dededen bıçaklanan Maxim'in aklına gelmiştir. Kendisi Berlin'in ilk rap sanatçılarından birisiydi. Çoğu daha doğmadan ailesinin Almanya'ya taşınmasıyla Almanya ile tanışmış. Aile üyelerinin her biri çalıştığı için çocuklar okuldan gelir gelmez kendisini sokağa atmış. Birbirleriyle tanışan genç grupları yavaş yavaş genişlerken fikir birlikleri de ortaya çıkmaya başlamış. 1980'lerin ortalarında neo-nazilerin Almanya'da yaşayan yabancılara karşı saldırıları çoğalınca bu masum genç grupları artık kendilerini savunmaya başlayan bir çeteye dönüşmüş. Üstelik Alman devleti tarafından da yalnız bırakılınca birbirlerine iyice kenetlenmişler. Neo-nazilerle kıran kırana kavgalara başlayan çete kendisine Kreuzberg'in mektup kodu olan 36'yı seçmiş ve 36 Boys olarak kendilerini isimlendirmişler. 300'e yakın üye sayısına ulaşan çete, 1990'ların sonuna kadar Berlin'de en aktif ve en büyük çete olma özelliğine sahip. Jungfernheide Parkı'nda neo-nazilerle mahalle kavgaları yapmıştır. 36 Boys çetesinin varlığını simgeleyen ve en önemli özelliklerinden biri de üyelerin duvarlara yaptığı grafitiler. Çete içerisinde bu sanatı mesleği haline getiren birkaç üye mevcut. 36 Boys'un en ünlü ismi Killa Hakan'dır. Asıl ismi Hakan Durmuş olan 1973 doğumlu hip-hop şarkıcısının ailesi 1960 yılında Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiş. 36 Boys'un kurucularından olan Hakan birkaç kere de Alman polisi tarafından hapse atılmış. Almanya'da Türkçe rap yapan ilk hip-hopçılardan olan Killa Hakan MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalmayı başarmıştır. Bir diğer ünlü kişi ise Muji lakaplı Muzaffer Tosun 1992 Berlin, 1999 Almanya, 1999 Avrupa Kickbox ve 2002 Dünya, 2009 Kıtalar Arası Boks Şampiyonu. Şu an kendi spor okulunda öğrencilerini çalıştırıyor ve antrenörlük yapıyor. Lüks restoranın yetenekli şefi Tim Raul gruba katılan bir yabancı. Küçükken aynı okullarda okuduğu, aynı sokaklarda büyüğü Türk arkadaşlarına katılıp 36 Boys üyesi olmuş. Özellikle aile kavramını 36 Boy sayesinde öğrendiğini söyleyen Tim Rau, şu an Almanya'da çok ünlü bir şef ve kendi adını taşıyan lüks bir restorana sahip. Çetenin yoğun olduğu Neustrasse sokağı ve yan sokakları Berlin Senatosu tarafından tehlikeli bölge olarak adlandırılmıştır. El Cezir World tarafından 36 Boys için bir belgesel çekilmiştir. Belgeselde çetenin kuruluş amacı, kurucuları, üyeleri ve hikayeleri anlatılmıştır. Almanya'da Türklere karşı olan ırkçılığa karşı savunmaktadırlar.